Merhaba. İktidar bugüne kadar muhalefetten gelen hiçbir konuya evet demedi. Zarfı açmadan iade etti. Bırakın kazaları, katliamları, küçük esnafla ilgili önergelerden sağlık çalışanlarına, engellilere kadar binlerce muhalefet önergesi AKP-MHP oylarıyla otomatikman reddedildi. Saray bunların haklı olup olmadığına hiç bakmadı. Millet yararına mı değil mi diye sormadı. Bize ne derler demedi. Peki muhalefet ne yaptı? İktidardan gelen her zarfı açtı, okudu, değerlendirdi. Dış politika söz konusuysa ikiletmeden yanında hizalandı. Amerika'ya, Avrupa'ya karşı ortak bildirimi açıklanacak, hazır ola geçildi. Hatta sonuncusunda insan haklarına saygı ve hukukun üstünlüğü konusunda her zaman olduğu gibi titizlikle hareket eden Türkiye yalanına iktidarla birlikte imza attı muhalefet. En son HDP'li vekillerin dokunulmazlık tezkereleri söz konusu. Mecliste oylanacak ve tutuklanacaklar. Plan bu. Erdoğan dedi ki süreç işler genel kurulda eller iner kalkar. O kadar rahat muhalefeti öyle çözmüş ki eller iner kalkar. Karşınızda bir siyaset cambazı var. Muhalefet dediğin buna pabuç bırakmayacak. İktidardan gelen tüm talepleri iade edecek. Yasa hukuk takmayan ve meşru olmayan saraydan gelen her şey gayrimeşrudur diyecek. Bakın Doğu Perinçek MHP'nin başına geçmek şereftir deyince MHP'den tepki gelmiş. Çay bile içmeyiz. Adamlar iktidar ortağı oldukları partiye randevu dahi vermiyor. Düşünün. Onun için kategorik olarak iktidardan gelen her şeyi reddedeceksiniz. Kimse bundan ötürü yargılamaz sizi. Hoş, Ankara'da oyun bozmak isteyen yok. İsteseler neler yaparlar. Hatırlayın, Kılıçdaroğlu tak diye 15 milletvekilini istifa ettirip Akşener'e mecliste grup kurdurmuş, İyi Parti seçime öyle girmişti. Şimdi mesela HDP grubu toplu istifa kararı alıp Erdoğan'ı köşeye sıkıştırabilir. Düşünmüşlerdir de yapmıyorlar. Pervin Buldan geçen hafta çözüm sürecinde bizlere neler vaat edildiğini yeri zamanı geldiğinde söylemezsek namerdiz demişti. HDP'nin bu çıkışı halen bana ilginç geliyor. Eskiden Kürt siyasal hareketinin devlete eyvallahı yoktu. Şimdi tüm zamanların en ağır dayağını yediği halde alttan alıyor. HDP'nin iskemlesini İyi Parti tekmelemeye hazırlanırken balkonda olan biteni seyreden cellat keyifle ellerini ovuşturuyor.